var dilerseniz. Alo. Alo. İyi akşamlar, buyurun. Size nasıl yardımcı olabiliriz? İyi akşamlar efendim. Doktor Bey ile hocayla görüşmek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Hürmetler. Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Efendim ben Tuzan İşli, Almanya'dan arıyorum. Öyle mi? Benim omuriliğimde kanallarda daralma var hocam. Bana bir ameliyat diyorlar, bir değil diyorlar. Ben 10 dakika yürüyorum. Kemiklerim ağrıyor, belim ağrıyor, kaba etim ağrıyor. Bütün vücudum. Ne önerirsiniz bana? Ameliyat olursam felç olur muyum, olmam mı? Burada Almanya'da bir açıklama yapmıyorlar. Lütfen bana bilgi verir misiniz hocam? Omurilik kanallarıyla ilgili biraz sonra da zaten daralma var. Daralma var. Evet. Polinöropati ile ilgili konuşacaktık. Siz de bununla ilgili bir soru sordunuz. Evet. Şimdi buna karşı omurilikteki rahatsızlıklara karşı çok güzel bir formülümüz var. Kırkkilit Forte. Birleşiminde at kuyruğu otu, ısırgan otu, cüvenperçem otu, ayrık kökü gibi çok güzel mükemmel bir formül geliştirdik. Kemikleri geliştirir, kemik dokusunu geliştirir. Bu iksir dediğimiz limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altan başak otu, zeytinyaprağı, kakule içeren iksirse dokuları temizler, arıtır. İksirin şöyle bir özelliği var, hikayesi. Küçük oğlum sürekli bademcik iltihaplanması nedeniyle çocuk sokağa çıkıyor, dondurma yiyor tabii bizden habersiz. Aa baba boğazım ağrıyor. Bakıyorum bademcikleri şişmiş. Doktora götürüyorum, ameliyat diyor. İksir kullan diyorum. Bir iki defa iksir kullanıyor, iyi geliyor. Aa iyiyim diyor, bırakıyor. 2 gün sonra... Bırakmamak gerekiyor, doğru. Aa artık dedim usandım yani, böyle olmaz. Gel bakayım, her gün kendim al bakayım iksirini, al bakayım iksirini. Aldın mı, almadın mı sürekli. Günde 5 defa 2 çorba kaşığı verdim. Biraz sonra bademcikleri ceviz kadardı. Küçüldü. İçinden bütün iltihap aktı. Fasulye kadar kaldı. Fakat çocuk dedi ki sırtımda bir kaşıntı var dedi. Bir bakayım dedim, gel bakayım. Baktım ki bir Alman çocuğuyla daha önce, aylar önce kavga yapmışlar okulda. Alman çocuğu dövememiş bunu sınıfta, molada. Çocuğu ders sırasında arkasına kurşun kalem vurmuş. Kurşun kalemin ucu kırılmış, içeride kalmış. Çocuk doktora dedi ki, demişti ki ya ameliyat etmeyelim yazık. Bıçak vurmayalım. Orada kalemin ucu kalsa bir şey olmaz demişti. İksir buradaki yabancı maddeyi dahi kalem ucunu dışarı attı. Bir ay kullandıktan sonra o kadar enteresan bir şeydir. Vücutta ne varsa yabancı. Evet. Temizler, aratır. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör eritir. Şimdi hanımefendi iksir, aloe vera jel, kırkkilit forte, kortisap forte, kemik çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman kanaldaki anormallik ortadan kalkar, kanal darla. Şimdi bazı doktorlar diyor ki ameliyat olsun diyor. Bazıları diyor ki ameliyat olmasın diyor. Olsun, olmasın, olsun, olmasın. Çünkü bazıları olursa felç olma rizikosu var. Çünkü boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan spinal kord isimli sinir demetine zarar verirseniz felç olma rizikosu var. Alt tarafını kontrol edemez. Yani genital bölgeyi, bacakları, ayakları kontrol edemez. Felç. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilir. Riziko çok büyük. Evet. Veya iç organlara dahi bir şey yapabilir. Bu nedenle ameliyat olmadan önce 2 ay bir kullansın. Sonra tekrar görüşelim. Evet, bir telefon bağlantımız daha var. Alo. Alo. İyi akşamlar. Alo. Evet, bağlantımız düştü. Tekrar bağlanalım. Evet, şimdi devam edelim. Konuyla ilgili olarak polinöropati, poli çok demek, nöropati sinirsel hastalık demek. Beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan spinal kord isimli sinir demetinin belli aralıklarla içerideki organları, kolları, bacakları, iç organları kontrol eden sinirler çıkar omurların yan tarafından. Bu sinir liflerinin etrafında çok hassas bir tabaka var. Mielin denen çok hassas bir tabaka. Bu tabakada zedelenme olursa, tahriş olursa, tahribat olursa, erirse, çözülme olursa polinöropati dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkar. Çıkarsa ne olur? Kişi ellerini, ayaklarını kontrol etmekte zorlanır. His duygularını mesela sıcağı, soğuğu algılamakta zafiyet ortaya çıkar. Yürümekte problemi. Polinöropati çok ağır bir hastalık. Genellikle konuyla ilgili olarak polinöropati, poli çok demek, nöropati sinirsel hastalık demek. Beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan spinal kord isimli sinir demetinin belli aralıklarla içerideki organları, kolları, bacakları, iç organları kontrol eden sinirler çıkar omurların yan tarafından. Bu sinir liflerinin etrafında çok hassas bir tabaka var. Mielin denen çok hassas bir tabaka. Bu tabakada zedelenme olursa, tahriş olursa, tahribat olursa, erirse, çözülme olursa polinöropati dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkar. Çıkarsa ne olur? Kişi ellerini, ayaklarını kontrol etmekte zorlanır. His duygularını, mesela sıcağı, soğuğu algılamakta zafiyet ortaya çıkar. Yürümekte problemi. Polinöropati çok ağır bir hastalık. Genellikle polinöropati hastanede uzun süre yatıp da herhangi bir hastalık nedeniyle spor yapmadığı zaman kişi hastanede spor yapmıyor, yatıyor. İlgilenen olmazsa hastanede yatan hastalar hastalığı eğer ki hareket yapmasını bir engel teşkil etmiyorsa hareket etmesi, spor yap, hafif sporlar yaptırmak gerekir hastanede yatan kişiye. Hocam.